O kadar çok inceleyecek şey var ki. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ortak takım kurduğunu biliyor musunuz? Öğreneceksiniz. Beraber çalıştığını uzun yıllar önce, çok değerli çalışmalar olduğunu hep beraber göreceğiz. Huzurlarınızda bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizleri müze gezisine davet ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Alınmıştır. Burada bir takım eşyaların hepsi Ali Saniye'nin kendi evinden bu müzeye naklolmuş olan eşyalar ve Ali Saniye'nin o dönemde, bakın 1924 yılında Türkiye'nin olimpiyatlara ilk katılımında KBF Başkanı Ali Saniye'ne verilen diplomayı görüyoruz. Ali Saniye'nin burada denizcilikle alakalı hem kişisel eşyalarını hem de anılarını ifade eden fotoğrafları görüyoruz. Görmüş olduğumuz bütün objeler Ali Saniye'nin kendi özel objeleri. Onları buraya taşıdık. Onların buraya taşınmasına aracılık edenlere de şükranlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Şimdi tarihinin nadide bir parçası. Yine karşısındaki taraf, karşısındaki duvarda 1912'de yapılan sıkı durun ortak kulüp kurma anlaşmasının maddeleri. Burada resmi şey var. Bakın Fenerbahçe yazıyor. Association Football Club. Yanında Galatasaray. 1912 yılında 3 kulüp bir araya gelmişler. İç tüzük ve oyunları açısından kulüpler eskisi gibi tamamen serbest, özgür. Ancak bir arada 3 kulübün ortak kulüp kurma çalışmaları gerçekleşmiş 1912 yılında. Biz şunu diyoruz. Bütün bu belgeler, sevgili İzzettin Çalışlar bunların hepsini derledi, getirdi. Eray Bey de bunların sunumunu yaptı. Daha pek çok kişi buna çok büyük fayda sağladı ama şunu söyleyelim. Bunların her birinde incelenmesinde fayda var. Çünkü her biri geçmişte var olan bir dostluğu ve sporun ne kadar önemli bir fair play içinde gerçekleştiğini gösteren belgeler. O yüzden bu müzenin çok önemli olduğuna da inanıyoruz. Bu müze gelecek kuşaklara esasında geçmişte var olan fair play'in nasıl olduğunu ve nereden geldiğini de anlatıyor. Buradan sağ taraftan devam edelim. Diğer sağ tarafta da yine önemli yumruğu, o bizim jenerasyonu da çok simgelediği için bizim için çok özel. İlginçle bir kariyeri var. Neredeyse Galatasaray dışında da ekstra bir yerde teknik direktörlük de yapmamış gördüğümüz kadarıyla. Yani bu seviyede teknik direktörlük yapmış. Ama bizim için çok değerli William Birch, özellikle bizlere jenerasyonun 70'li yılların simge ismi, yumruğu da o zafer ve Galatasaray'ın gücünü ve kudretini simgeleyen yumruğu. Baktığınız zaman Taçsız Kral'ı göreceksiniz. Taçsız Kral'ın hem formanın hem kramponların hem tozluklarının üstünde onun o meşhur duruşu, elini kalbinin üstüne götürmesi. Son maçlarda biliyorsunuz oyuncularımız da bunu yapıyorlar ve devam ettiriyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani burası çünkü duran ve durağan bir müze değil. Bu müzeye sürekli yeni heykeller, yeni hikayeler eklenecek. Devam edeceğiz. Bakın orada sevgili Turgay Şener büyüğümüz, abimiz, büyük kaptan. O da plonjonunu sanki yapmış, atlamış. Hala üstünde tozu, toprağı, çamuru var. Dolmabahçe Stadyumu'nun. Öbür tarafta da gene çok önemli. Gümüş saçlı şef diye hitap ediyoruz. Yupter var. Özellikle sadece Galatasaray'ın değil biliyorsunuz. Yani şuraya baktığınızda burası Avrupa köşesi. İzzettin Bey ile Eren Bey'in orada tasarladığı. Bu Avrupa köşesinin en önemli özelliği burada görmüş olduğunuz kupalar Galatasaray'ın çeşitli branşlarda Avrupa'da kazandığı şampiyonluklara tekabül ediyor. Basketbol kupaları var, voleybol kupaları var. Pek çok kupa var burada. Bunlar Avrupa şampiyonluklarını gösteren kupalar. Ama şu tarafa döndüğümüzde de biliyorsunuz ki çok da güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi biraz oraya yaklaşabilirsiniz. Arkada da o UEFA Kupası zaferinin kazanıldığı günün hikayesi ve filmi var. Sevgili Umur Türegay yönetmende çekilmişti. Uzun metraj var ve 2000 yılı New York Film Festivali'nde de açılış filmi olarak gösterilmişti. Türkiye çünkü 3 aylık süreci
perde arkasıyla takip eden bir film. Biraz daha yaklaşalım. UEFA Kupası ve Süper Kupayı biraz daha yakından sizlere gösterelim. İşte sevgili UEFA Kupası ve Türkiye'nin de bayrağını Ozan Akın. Önce genişmezlik nedeniyle ikiye bölünerek verilen 4 yarım kupanın ikisi. Başbakanlık kupası ve valilik kupası. Yenişmezlik nedeniyle o dönemde penaltılar atılmamış, ikiye bölmüşler. Yarısını bize, bu kupalardan bir tanesinin de yarısının Göztepe'de olduğunu tahmin ediyoruz. Onlarla da, evet, ikisini de burada sergiliyoruz. Bunların hepsinin ilginç bir hikayesi var. Buradan devam edelim dilerseniz. Evet, gezimiz. Ya bir ruh kakar mısın sigara? Aman Allah'ım ya. Çıkar mısın? Evet, ben gidiyorum. Son kez. Evet. Bir şey koyalım. Buyurun. Eyvallah. Bunları çıkarken alabilir misin sonra? Çıkarken alabiliyorsunuz. Eyvallah. Buyurun, fotoğraf tanımlıyız. Eyvallah. Nereden alacağız bunları? Çıkışta hemen.